Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 5'e hoş geldiniz ve çok ilginç bir şekilde GTA 5 dedim. Hakikaten bir daha o şekilde söylemeyeceğim. Şimdi silahlarımı bir göz atıyorum, neden bilmiyorum ama muhtemelen sadece emin olmak için. Tamam, tabanca yeter, tabancayı idare ederiz. Sanırım bu bizim arabamız olsun. Evet, Doktor Freidiner umurumda değilsin dostum. Freidiner'ı aramayacağım. Kusura bakmayın ama oraya gitmeyeceğim. Şimdi benim gitmek istediğim yer, şeye gideceğim ahbaplar. Leicester'a gideceğim. Aa, Franklin'e de gidebiliyormuşum. Aa yok, Franklin'e gidemiyorum. Franklin'in görevi. Aa. Bu ne? Stranger and Freaks. Buradaki Stranger. Neyse, ben bu şeyleri sonra yaparım. Soru işaretlerini sonra yaparım. Şimdilik Leicester'a doğru bir yol alalım. Acayip ses geliyor bu arada gerçekten. Bir sonra kanal açmışım. Abo. Aho. Tamam. Bu arada ses bana birazcık daha geç geliyor. Çünkü sesi şu anda şeyden dinlemiyorum. PlayStation'dan dinlemiyorum. PlayStation'dan oynuyorum. Bilgisayardan alıyorum sesi. Çünkü... Ah! Şey fazla uzak... o kayıt cihazı fazla uzakta. Klavyenin kablosu o kadar büyük değil. Büyük mü? Evet, hayvan gibi kablo istiyorum arkadaşlar. Kokluklara 2 metre kalınlığında kablo istiyorum. Yok, o kadar uzun değil. Evet, yine kırmızı ışıkta istediğim gibi geçerdim. Sonuçta Amerika burası. Fazla takacak değilim trafik kurallarına. Bu GTA yüzünden burada araba sürmek dışlanıyorum. Ben de iyisiniz. Zor kurtardım. Kurtardım ama. Neden gülüyorum bilmiyorum. Çok tehlikeli bir kaza atlattık. Hazır kendim direğe çarpıyordum. Fazla göremiyorum. Bu gözler gidiyor herhalde yavaş yavaş. Hop. Neden bu kadar uzun bir yere gidiyoruz ki? Bu arada her bölümde iki görev yapmayı düşündüm. Abi bir şey daha söyleyeyim. Siz sır videolarını, uzun sır videosu istiyorsunuz da onun sır videosunun bir mantığı yok hani. Sır videosu çektikten sonra ancak boş boş konuşurum yani. Video öyle uzun olur çünkü. Sırlar gayet muhteşem, muhteşem derken hani GTA'nın easter eggleri genelde öyle de. Ha, buradan giremiyoruz öyle, tamam, şu arka taraftan gireceğiz. Çok yanlış anlaşılabilir, o yüzden başka bir yorum yapmayacağım bu konu hakkında. Ha şey, sır videoları kısacası uzun olamaz çünkü zaten sırlar o kadar hani büyük bir zaman diliminde ortaya çıkmıyor. Sadece Epsilon sırrını araştırırken birazcık uzun videolar çekebiliriz. Hemen şuradan inip Leicester'a bir gidelim. Arabayı ne güzel park... Oğlum arabaya hiç zarar vermem. Ne oldu lan? Direkt benim buraya attı, Allah Allah. Nasılsın Leicester? Ha, şimdi böyle bir şey açıklayacağım. Leicester dedi ki ne zaman ortaya çıkacağını çok merak ediyordum. Michael dedi ki ben ölüydüm diyor. Hani ölmü, kendisini ölmüş gösteriyor ya. Leicester da işte dedi ki bunun için de çok memnunum falan diyor. Sen diyor, benim yardımıma ihtiyacım var. Nasıl biliyorsun diyor Michael. Çünkü sen buraya geldin. Başka neden gelesin? Sana iyi bir arkadaş olamadım diyor Michael. Ben bunu biliyorum. Ve şimdi Lester daha ne dediğimi yaparak bana geri ödersin diyor. Yani demek istediğim, neden birbirimize ihtiyaçlarını karşılamıyoruz? Michael diyor ki birazcık paraya ihtiyacım var. Ve Lester diyor ki baştan bu işlere mi dönmek istiyorsun? About what happened before. Well, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you. Michael daha önce hani FBI falan anlaşma yapmıştı ya. Leicester, yani Leicester da Michael ortaklarından biriydi ama en azından Michael Lester'ın ismini vermemiş. O yüzden Leicester bunun için gayet memnun. Yok yok, ha böyle. Trade me. As for you, you got to figure that I never told anyone. Leicester'da kimseye söylememiş işte. Decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Leicester her şeyi biliyor kısacası. Michael'ın karısı kendisini fazla sevmiyor, orası doğru. Since you put it like that. Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd.
The hell are you talking about? Sanırım bir tane halk kahramanı varmış. Halk kahramanı dediğim hani iyi şeyler yapmaya çalışan bir adam. Ama sanırım işin nasıl öyle değil. Lester onun bir sahtekar olduğunu düşünüyor. Bir hilebaz olduğunu düşünüyor. Hilebaz evet. Michael da şimdi onu öğrenmeye çalışıyor. You are about to get that white collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch. Asperger hastalığının ne olduğunu bilmiyorum. Okay, yani şimdi sadece Michael'ı şey yapıyorlar. Karakteri sokuyorlar. Bir yere sızacak herhalde. We're about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Evet, bu arada Lester'a astım asıl sanırım. Adamın kendisinden belli pek sağlıklı birisi olduğu söylenemez. Suburban, ha! Sonunda kıyafetlerimizi değiştirebiliyoruz ha. Bir de berbere gidebilseydik çok harika olurdu. Şuradan şu şekilde. Bu sesleri duydukça aklıma şey geliyor. Need for Speed Underground 2 geliyor. Çok güzel bir oyundu ya. Efsane oyundu. Ben bütün gün oynardım onu. Hatta bir tane müziği vardı. Çok hiç unutmadım. Hiç unutmadım. Ama şimdi unuttum. Çok tutarlı şeyler konuşuyorum vallahi. Hadi şuradan aradan geçmeye çalışalım. Şimdi giysi dükkanına gideceğiz. Giysi dükkanı mı? Ne biçim kontrol böyle. Neyse, kendimize birazcık giysi alacağız. Kendimizi eskilerden kalan bir bilgisayar programcısı olarak göstereceğiz. O yüzden işte bir tane sırt çantası aldık ve şimdi de sanırım birkaç bir şey daha alacağız. Neden eskilerden kalma? Çünkü adam yaşlı. Şöyle park edeyim ben arabayı tam ters bir şekilde. Ne var? Neyse şuraya bir dağılalım biz. Merhaba, ne haber kanki? Excuse me. Merhaba falan diyor işte orada. I got this interview at this tech company. Bir teknoloji şirketiyle şeyim var. Geeky. Youthful. Lost your job in the world. Müzakere falan. Konuşma yapacağız. Her şeyi unutuyorum ya. İşimi kaybettim diyor. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. What about a vest and some cargo shorts? Neden giysilerinden başlayayım ki şey yapmaya? Neyse. Şimdi. Şuradan bir şeyler değiştireceğiz. Bu mu? Bu mu? Sanırım bu güzel oldu birazcık. Bilmiyorum. Lütfen, please bu konuda benimle tartışmayın. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Bu durumda ikisi de. Yup, that's as youthful as you're gonna get. Yok mu? Pantolon giyemiyor muyum? Neyse. Yok. Tamam, bunu alıyorum. Dignity aside, I think that might just work. Gözlük var mı? Gözlük. Good luck gözlük. With the interview. Gözlük. Bye now. Harika. Aa, o şapka mı? O şapka mı? Değil. Aman tanrım. Şu anda uğradığım hayal kırıklığına inanamazsınız. Oh man. Onlar şapka zannettim. Şapka takacaktım. Aa, bunlar şapka da. Ben böyle şapkalar istemiyorum. Bir tane de alayım mı acaba? Tam böyle olacaktı tam olsun diyeceğim ama. Yok. Küstüm. Ben bu giysi dükkanına küstüm. Giysi dükkanı. Ondan sonra böyle diyeceğim buraya. Ben bu giysi dükkanı. Franklin! Sen misin lan? Hayır. Birbirine benziyorlar. Franklin değilmiş. Tamam, Lester'ı arıyoruz şimdi. İçeri sızacağız. Michael, I'm all dressed up. Now you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag.
Of, verdiği bilgilere bak. Tamam, prototip bulacakmışız. Life Invader diye bir tane bilgisayar şirketi var oyunda. Teknoloji şirketi, Apple gibi, gözümüzün Apple gibi. Onların içine sızıp yeni bir ürünlerinin prototipini çalacakmışız. Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Tamam, rahat cevap vereceğiz. Başkalarının için merak etmesine falan bekleyeceğiz. Ne diyecektim ben ya? Ne diyeceğimi unuttum. Vallahi unuttum, ne diyeyim. Lütfen. Aram sağlam mı hala? İdare eder. Bir dışarı çıkabilirsek çok harika olacak. Buraya giriyoruz. Life Invader peki. Direkt içeride alsana kuzum. Hey. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features. İş konuşuyor adam. İş hakkında teknik şeyler konuşuyor. Onu anlıyorum ancak. I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, yılın 3. çeyreğinde veya 4. çeyreğinde bir ürünün betasını çıkaracaklarmış ve çok çabuk olmasını istiyorlarmış. Orası anladığım kendimle gurur duyuyorum şu anda. Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. I T-Temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put in a ticket. No. Michael'ı birisi zannediyorlar. Out of the database, if you know what I mean. He, adam bir şeyler yapmış ve daha doğrusu bir şeyler istiyor. Hani kayıt dışı, yani off the record istiyor. Ben otorul bir adam değilim kanki. Çıkarın tabanca kamera dayalım. Onu direkt ofise giriyoruz. Adam bizi direkt içeri soktu. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. Oh, merhaba beyin, ne haber? Invader kafe. Aaa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 
Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Hey, have you seen the prototype in the Bunu hatırlayın. Bunu unutmayın. Bu adamı unutmayın. Minds are gonna blow. Senaryoda herhangi bir part şey yok. Sadece unutmayın. Çok gıcık bir adam. Neyse. Prototip almaya gidiyoruz şimdi. Durum durum. Şimdi prototipe bir şeyler yapacağız. Oh, nice. Oğlum çantanı bıraktın. Çantan orada lan. Gerizekalı, şu beni durup lan düşeceğim. Making history, dude. Hey, and we couldn't do it without the little guys. Görürüm lan seni. Ne küçük adamlarla tarih yapıyoruz dedi ve bu tarihi de küçük adamlar küçük adamlar olmadan yapamayız dedi. Ben neyi küçük ne ben küçük adamı öğreniyorum. Hayvan herif. Neyse. Fazla şey yapmamız lazım. Merhaba tatlım, ne haber? Tamam, görüşürüz. Anlaşıldı, bu şehirde kimse bizi yüz vermeyecek, o yüzden daha fazla denemeyeceğim bunun hakkında. Aa, sağ olsun tatlım. Direkt buradan açtım ama. Arabam, araba nerede? Arabam nerede benim? Acaba yanlış kapıdan mı çıktım? Hey Michael, hold on, hold on. Doomed, I doomed ya. Lester. Ne oldu ya? The things in the prototype. Ha, adam oyun oynuyordu. Watch the keynote. Teabag time, my friend. Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, yeah, sorry, the phone is rigged. Now what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago.
Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Ah, whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. Tamam, şöyle bir konuşma yaşandı Michael'la Lester arasında. İşte Michael Lester aradı, dedi ki şeyi istediğin şeyi prototipe yerleştirdim dedi. Tabii Lester orada oyun oynuyordu, fazla dikkatini çekmiyordu. İşte Michael dedi ki oyun mu falan oynuyorsun. Lester de evet dedi. Sen sanırım şu türleri falan sevmiyorsun dedi. Şu tür derken FPS yani Call of Duty'dir, Battlefield'dir o tartışıyorum. Lester dedi ki şey senin sevdiğin film tarzı yıllar önce öyle dedi. Michael da hala inanıyor falan filan. Evet, Michael filmleri çok seviyor ve bunun aklınızda tutun, Michael filmleri çok seviyor. Senaryonun diğer kısımlarına etkili olacak çünkü. İçeri giriyoruz, tamam. Michael'ın üstünü değiştireceğim ben daha sonra. Buraya mı gidiyoruz? Ve anlamadığım nokta şu, adam o kadar parası var oğlum, her şeyi alıyorsun. Dur bunu izleyelim. Ha. Bu adam hani bizim yerleştirdiğimiz, bizim oynadığımız prototipi ortaya çıkardı ama onu arayacakmışız. Today you're about to witness a new phase. Full on weapons grade red alert world domination. Çok hoş. We have put a billion people's private data in the public domain and we have milked every penny we could in the process. We have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years. That's not just impressive, it's revolutionary. Şirketteki hani çalışan insanların ortalama yaşı 14.4 mu, öyle bir şeymiş. Neyi çalıştırıyorsunuz oğlum siz? Çocukları nasıl çalıştırıyorsunuz? Hangi amaçlarla alıyorsunuz oraya? Oo, şirketten korkulur. The future. O ne lan? The Life Invader mobile device. Ve şimdi arayacağım. Jane Norris. Adamın kendisini arıyoruz. Merhaba. Woohoo! Jesus. Ha, sanırım başka bir video yapamayacağız yalnız bu videoya. Birazcık uzadı video. Güzel ama hoşuma gitti gider ya. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Diyorum. Keyif aldıysanız beğeni paylaş. Durun bunu bu diyalogu bitirelim sonra. Sonra. Lester, that was heavy. You watching the news? İzlerim mi diyor şeylere? I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Ha, Lester şeylere çok ilgileniyor. Yatırımlara falan çok ilgileniyor. Görevlerin çoğunluğuna alakalı. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. Tamam. Lester dedi ki daha önce benden şey istemiştin, iş istemiştin dedi. İş ayarlamamı istemiştin dedi. Paraya ihtiyacım vardı diye. Lester o işi ayarlamış ahbaplar. Takımın elbise giymemiz gerekiyor. Tam da istediğim şey. Ama lakin izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hatta yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle. Bye bye.